Sayın basın mensupları, bir haftaya daha dün mecliste başladık. Dün ve bugünkü grup toplantılarıyla birlikte de hem meclisin gündemi hem ülkenin gündemi bir kez daha şekillenmiş oldu. İlk olarak dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhalefette olduklarını ancak Cumhur İttifakı'nın sevabına günahına ortak olduklarını söylediler ve beyannamelerinin arkasında durduklarını söylediler. Bu beyannameden kasıt seçim beyannamesi ve buradan açık çağrımızı tekrar edelim. Daha önce Sayın Faruk Aksu Plan Bütçe Komisyonu'nda söylediğinde onun üzerinden çağrıda bulunmuştuk. Seçim beyannameleri üzerinden çağrıda bulunmuştuk. Ama bu kez madem ki Devlet Bahçeli seçim beyannamemizin arkasındayız diyor, ilk önce ilk adımı emeklilikte yaşa takılanlara yaptıkları ihanetten, onlara verdikleri sözü tutmayarak, onlara yaptıkları büyük haksızlıktan vazgeçerek başlayabilirler. Biz Sayın Bahçeli'ye hemen şunu söylüyoruz. Muhalefetteyseniz biz de muhalefetteyiz ve sizin ve bizimle birlikte bütün muhalefet partilerinin emeklilikte yaşa takılanlara verilmiş sözü sizin ve bizim ve diğer partilerin vermiş oldukları kanun teklifleri var. Hemen bugün talimatı veriniz grup başkan vekillerinize. Hemen başlayalım, ilgili komisyonu toplayalım, bugün komisyondan geçirelim, yarın 5 partinin ortak rızasıyla 48 saati beklemeden, buna iş düzük imkan veriyor, hemen meclise getirelim ve emeklilikte yaşa takılanlar emekli olsunlar. Samimiyseniz bugünden tezi yok, bu işi yarından öteye de bırakmayalım. Biz buradayız. Bakın, değerli milletimize, halkımıza şunu söyleyelim. Devlet Bahçeli samimiyse parlamentoda EYT'liler mağdur edilmesin, emekli olsun diyenlerin sandalye sayısı toplamı an itibariyle 296. Biz onları emekli etmeyiz diyen AK Parti'nin 287. MHP samimiyse hemen yapabiliriz. Ama bu sözleri niye söylüyor MHP? Mesela diyor ki 3600 ek gösterge çözülmelidir. Asgari ücretle geçinmeye çalışanların yaralarına merhem olunmalıdır. Asgari ücretten vergi kaldırılmalıdır demişti MHP'li Faruk Aksu. Hemen yapalım. Onu da bugün yapalım. Bugünden yarına bitirelim. 3600 ek göstergeyi verilmiş verilmemiş bütün sözleri hemen tutalım. Bir talimatınıza bakar Sayın Bahçeli. Samimiyseniz memurun yüzü güler, askeri ücretlinin yüzü güler, emeklilikte yaşa takılanın yüzü güler. Ama siz makbul muhalefet partisisiniz. Siz sarayın sözünden çıkmıyorsunuz. O yüzden milleti mağdur ediyorsunuz. Peki bir hafta 10 gündür biz muhalefet partisiyiz. O çözülmeli, bu çözülmeli niye? Dedi ya, arkadaşlarımı sahaya yollayacağım. Cumartesi pazar MHP'nin genel başkan yardımcıları, milletvekillerinin Türkiye'nin birkaç yerinde ilçe kongrelerinde ve bazı seçilmiş dar gruplarla yaptığı sohbetlerden gelen ayrıntıları hepimiz okuduk. Anlaşılıyor ki MHP'lilerin ne söylediğinden çok ne duydukları etkili olmuş. Emeklilikte yaşa takılanlar, eski tabir, emeklilikte MHP'ye takılanlar var şimdi Anadolu'nun dört bir yanında. Ve hesabını soruyorlar. Söz verip de tutmayandan millet sahada hesap soruyor. Gelmişler şimdi, muhalefet partisiyiz, o da olmalı, bu da olmalı. Hodri meydan, sayımız yetiyor. Milleti hiç kandırmayın. Bu kadar net, bu kadar açık. Ayrıca geçen hafta EYT konusunda tabii MHP bir şeyler söyleyince Akbaşoğlu da boş durmadı. Çalışma yapıyoruz dedi. Bakan başka söylüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı başka söylüyor. Grup başkan vekili başka söylüyor. Hepsi birbirini yalanlıyor. Ama bu haftanın nöbetçisi grup başkan vekili Cahit Özkan ne dedi? EYT'de çalışılıyor mu? Evet, düşünülebilir. Yaş hariç diğer kısımları konuşulabilir. Ya kardeşim,
Deli misiniz, divane misiniz? Karşınızdaki insanla bu kadar alay edilir mi? Emeklilikte yaşa takılmış adam. Yaşı ellemeyiz dersen başka bir şey yok ki ortada. Yaşa takılmış insanlar emeklilikte. Ve sen eğer emeklilikte yaşa takılanlarda yaş hariç gerisini konuşuruz dersen, sen cümle aleme aklıyla alay edersin, cümle aleme saf muamelesi yaparsın. İşte size Cumhur İttifakı. Birisi diyor çözelim, öbürü diyor yaşı ellemeyelim, gerisini çözelim. Neyini çözeceksin? Emeklilikte yaşa takılmış kişinin mağduriyetini gidermek için yaşı ellemeyince neyi çözeceksin? Zaten yaşa takılmış. Devlet Bahçeli samimiyse bu iş yarın biter. Yok, sarayın güdümünden çıkmamaya devam ediyorlarsa hiç milleti kandırmasınlar. 3600 ek gösterge alamayan, askeri ücretten boşu boşuna 750 lira vergi alınan asgari ücretli işçi ve emekli olamayan EYT'li bilsin ki bunun ana sorumlusu AK Parti'dir ama vebali MHP'nin boynuna asılıdır. Türkiye'de bir diğer sorun ilaç tartışması, ilaç yokluğu. Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor. Bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Durumu kritik kanser hastalarının, çok kritik hastalıklara sahip küçücük bebeklerin mağduriyetleri var, yaşam tehlikeleri var ve Türkiye'de bulunmayan ilaç sayısı 1000'e yaklaştı, 1000'e. Bunun sebebi kötü, yanlış ilaç fiyat kararnamesi. Çünkü ilaç fiyat kararnamesi, bugünkü ilaç fiyat kararnamesi 2004 yılında yapıldı, 2009 yılında da revize edildi. Yani ilaç fiyat kararnamesini UNAKİT'ten çıkardı, Ali Babacan revize etti. O dönem Türk Eczacıları Birliği bunu ilk başta UNAKİT'le revizyonunda Babacan'la konuştu. O günden bugüne 12 yıldır ellerini sürmediler ve ilaç fiyat kararnamesinde yurt dışından ilaç ithal edecek şirketlere uygulanan euro kuru 4.57. 2009'da bir kur belirlenmiş, üstüne 3 yılda bir, 2,5 yılda bir minik artışlarla 4.57. Bugün euro 12 lira, 3'te 1'i fiyattan ilaç ithal et, bunun imkansız olduğu durumda ilaç yokluğu başlıyor. Ne eczacılar, ne eczacıların meslek örgütleri ilaca can falan değil. Ama ilacın bulunabilir, hastaya ulaştırılabilir olmasını, bunun için akılcı, çağdaş, vicdanlı bir ilaç fiyat kararnamesi istemektedirler. İlacı yok durumdan kurtarmanın yolu meslek örgütleriyle oturup bunun çaresini aramaktır. Yoksa eczanelere yandaş kameralarla baskınlar yapıp ilaç aramayın, bulamazsınız. Eczacı ilacı bulsa satar zaten. Ayrıca elinizde ilaç takip sistemi var. Türkiye'nin neresinde bu ilaç var görebilirsiniz. Elinizde karakod sistemi var. İstediğiniz gibi fiyatlar, eski ilaçları istediğiniz fiyatta, yeni ilaçları istediğiniz fiyatta tutabilirsiniz. Teknoloji buna imkan veriyorken algı operasyonu yapmayın. Kabzımal dükkanı basılır gibi eczane basılıp da ilaca bakmayın, zaten artık fiyat yazmıyor. Sisteme siz ne girerseniz o olacak. Milleti kandırmayın. Bir an önce bu sorunun çözülmesini kamu otoritesi tarafından bekliyoruz ve bu konuda her hasta mağduriyeti AK Parti'nin yöneticilerinin başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iş bilmezliklerinden, savsaklamalarından, beceriksizliklerinden olmaktadır. İlacı bulamadığında kimse ne eczacıyı ne başkasını, direkt bu ülkeyi yönetenleri sorumlu tutsun. 2 kere 2 4, bu kadar nettir. 50+1 tartışması sürüyor gidiyor. Tabii Saadet Partisi ile Recep Tayyip Erdoğan arasında artık çok temelden bir çelişki ortaya çıktı. Temel Bey ile yaptıkları görüşmeden sonra Recep Tayyip Erdoğan aradaki muhataplık ilişkisine ve siyasi nezakete uymayan cümleler de söylüyor. Ama Temel Bey'in söylediği 50+1 konusunu da teyit ediyor. Biz ne demiştik?
yıllar önce referandum sırasında 50+1'lik sistem istikrar değil istikrarsızlık, küçücük bir partiye mahkumiyet ayağı pranga vurur. 50+1'lik sistemi getirdiğinizde bu sizin için iyi olmayacak, kazdığınız kuyuya düşeceksiniz demiştik. Ne demiştik? Erdoğan'a anayasa yapmayın, gelin Erdoğan'a anayasayı birlikte yapalım demiştik. Erdoğan için yapılan 50+1'lik pranga şimdi artık adım atamaz hale getirdi. Sayın Erdoğan'ın ayağına 50+1'lik pranga vurulmuştur. Parti içinde de bu ciddi şekilde tartışmalıdır. MHP-AKP hattını gerginleştiren de bu durumun ta kendisidir. Bu anayasayı gelecek seçimlerden sonra kimse merak etmesin, milletimizin referandum niteliğinde tek adam rejimi mi, milletin, halkın iktidarı mı? Tek adam rejimi mi, güçlendirilmiş parlamento onu oluşturan millete vefasını göstersin mi? Beşli çete mi, askeri ücretli mi? Sarayın yandaşları mı, düşük gelir grubunda olanlar mı? TÜGVA'nın torpillileri mi, milletin evlatları mı kararı verilecek? Ondan sonra güçlendirilmiş parlamenter sistemle bütün bu sorunlar çözülecektir. O güne kadar Tayyip Bey derdine yansın, ittifak ortağıyla en tepede uyumlu, aşağıdan bel altına bol vuruşlu kavgaya devam. Devam. MHP ile AK Parti'nin birbirleriyle çelişkileri, kavgaları daha da bundan sonra durmaz da bitmez de. Ha, Temel Bey diyor, dediklerimden bir 50+1 doğru, öbürleri değil. Ne demişti Temel Bey? Tayyip Bey'e sorarsanız ekonomi ve dış politika dört dörtlük. Şimdi bunu yalanlıyorsa ekonominin kötü gittiğini, dış politikanın rezalet yönetildiğini itiraf ediyor demektir. Bu da bir aşama. Yok, bunun dışında da Temel Bey'den başka bir şey duymadık. Tayyip Bey bu konuyu açıklarsa iyi olur. Açık cezaevi meselemiz var. Dün parlamentoda dile getirdim. Açık cezaevlerinden izinli çıkmış mahkumların COVID izinleri doluyor. Bunu derhal düzeltmek lazım. Aksi takdirde o tarihte vaka çok deyip bırakıldıklarında günde 107 kişi ölüyordu COVID'den. Dün 215 kişi öldü ve aylardır 200'ün altına çok nadir düşüyor. Yani bu tedbir COVID için alındıysa sorun devam ediyor. Ayrıca dışarı bırakılanlardan iş kuranlar, ev kuranlar, istihdama katılanlar, bambaşka şekilde hayata tutunanlar var. Bunu da ıslah maksatlı cezanın amacına ulaşma durumunda tekrar çekilmesini hukukçuların bir daha bir tartışması lazım. Bu meselede biz COVID izninin uzatılmasıyla ilgili açıklamamızı yaptık. Buradan cezaevlerine dönecek miyiz endişesinde bulunanlara bir müjde vereyim. Bu açıklamamızdan sonra dün öğleden sonra akşamüstü iktidar partisi bizimle bir temas kurdu. Bu konuda birlikte çalışıp bütün partilerin rızasıyla bu torbanın içine bir şey eklemeye hep birlikte çalışacağız. Bu çağrımıza iktidarın olumlu cevap vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun CHP'nin dediği için olmasına engel olmak için bugün basılı gazetelere ya biz bunu aslında geçen toplantıda düşünmüştük diye perde arkası verenlere de gülümsüyoruz. Onu o gün verecektiniz arkadaşlar. Bugün efendim 3 gün önce düşündük de söyleyememiştik. Bu CHP'ye mal olmasın, Özgür Bey'in peşinden gidiyormuş gibi olmasın diye bugünkü basılı gazetelere perde arkası verenler artık onu 3 gün önce yapacaktınız. Bu sorunun çözülmesinde kamu menfaati vardır, vatandaşların ve ailelerin menfaati vardır. Biraz önce elektrik payı kanun teklifiyle ilgili çalışmamızı yaptık. Sanayi komisyonuna sevk edilmişti biliyorsunuz. Burada şöyle bir şey var. İncelendiğinde CHP'nin yıllardır söylediği bazı şeyler yazılmış. Ama birçok şey yok. Şimdi burada TRT payının kaldırılması çok iyi. Ama biz bunu bir paket olarak söyledik. TRT payı 170 liralık faturada 2 lira 30 kuruş. Yani
çok büyük bir iş yapıyormuş gibi gösteriyorlar. 170 liralık elektrik faturasında 2 lira 30 kuruşluk indirimin bir manası yok. Biz ne demiştik? KDV'yi 18'den 1'e indirelim. Bunu yaparsanız eğer bu sefer 25 liralık bir indirim daha mümkün. Diğer fonları kaldırırsanız yeni indirimler daha mümkün ve ayrıca kayıp kaçak kendi beceriksizliğinden kayıp oluyor ya da doğru denetlemiyorsun, kaçak oluyor, kaçak kullanım oluyor. Bunun parasını bütün vatandaşa bölüştürüyorsun. Bunun da kaldırılması lazım. 170 liralık faturada 2,5 liralık indirimin, 2 lira 30 kuruşluk indirimin bir manası yok. Böyle çıkarsa dağ fare doğurur. Bizi dinlerlerse vatandaş rahat bir nefes alır. Ayrıca Sayın Genel Başkanımızın acilen karakış fonu kurulmasıyla ilgili çağrısını tekrarlamak istiyoruz. Elektrik faturalarından, doğalgaz faturalarından KDV'nin hiç olmazsa kış boyunca kaldırılmasını çok doğru buluyoruz. Doğalgaz ve mutfak tüplerindeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine kademeli tarife öneriyoruz. Bunlar yapılmazsa bu kışın çok zor geçeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı yapmış olduğu grup konuşmasında dikkatle dinledik. Kendisinin zaten ekonominin kitabını yazacağını ifade ediyordu. Ancak bugün Türk lirası şu anda tarihinin en dip noktasında. Türk lirası şu anda 10 lira 45 kuruşla tarihinin en dip noktasında. Ve Recep Tayyip Erdoğan halen daha doları fırlatacak, euroyu fırlatacak, vatandaşı yoksullaştıracak hatalı söylemlerine devam ediyor. Bunun en önemlisi faiz sonuç değil sebeptir diyor. Dünyadaki bütün ekonomistler faiz sonuçtur diyor. Kötü yönetimin sonucudur. İyi yönetirsen faiz düşer. Bakıyorsunuz dünyanın en güçlü ekonomilerinde çok düşük faizler, negatif faizler oluyorken kötü ekonomilerinde yüksek faizler oluyor. Ülkeyi kötü yönetip karneyi kırık alınca karnedeki nota isyan ediyor tembel öğrenci. Sen o nota isyan edeceğine derslerine iyi çalışacaktın. Doğru kararlar verecektin. Doğru bir şekilde ekonomiyi yönetecektin. Ama maalesef faizi sebep gördüğü için suni olarak düşürüyor. Faiz inince dolar fırlıyor. Ne yapsın? Faiz negatife döndüğünde, yani parayı bankaya koyduğunda, bir ay sonra konduğundan daha değersiz geri alıyorsa dolara yöneliyorlar. Dolar fırlıyor. Bu doların fırlamasında engel olayım diye 128 milyar doları sattırdı damadına. Şimdi o da yok. O yüzden mani olamıyorlar. Ama burada bir başka kritik gelişmeye dikkat çekmek isteriz. Geçtiğimiz hafta Lütfi Elvan nerede demiştik? Ağustos'un 17'sinden beri konuşmuyor demiştik. Lütfi Elvan bir ortaya çıksın demiştik. Oncağızım çıktı. Dün bir açıklama yaptı. Açıklamasının özeti şuydu. Enflasyon sebeptir, faiz sonuçtur dedi. Doğru. Kötü yönetince enflasyon oluyor, o da faizleri arttırıyor. Biz uzun süreli para politikalarında doğru işler yaparak enflasyonu düşürürsek dedi, faiz de düşecek dedi. Bu da doğru. Ama oyunu kaybetti. Squid Games'te çarpıyı yedi. Anlaşılıyor ki gitti Lütfi Bey. Bugün Tayyip Bey çıktı. Efendim, faiz sebeptir, enflasyon sonuç. Bizim arkadaşlarımızdan bunun aksini savunan varsa yolları ayırırım dedi. Lütfi Bey ya gitti ya sarı kartla oynuyor. Şimdi çift sarı karttan kırmızıysa Lütfi Bey'den dünkü performansı beklemeyin. Susar yine. Yok, oyundan zaten atıldıysa Lütfi Bey'i götürürler. Yarın
Para Politikası Kurulu var. O kurul yarın faizlerle ilgili karar verecek. Doların bu fırlamasında Para Politikası Kurulu'nun bir aldıkları eğitim gereği oradaki bürokratların ve oradaki karar vericilerin verebilecekleri bir karar var. Ama karşılarında Recep Tayyip Erdoğan'ın Lütfi Elvan'a gösterdiği sarı kart, bunun dışında yani faiz sebeptir onu düşürün diyor. Bunun dışında davrananla yolu ayırırım tehdidi var. Nasıl bağımsız karar verecek bir kurum? Yarın faizi düşürecekler. 10,5 lira olan dolar da 12 lira olacak. 11,5 olacak, 12 olacak. Vatandaş yoksullaşmaya devam edecek. Bu konuyu da dikkate sunmak lazım. Tabii Tayyip Bey seneye ferahlama başlayacak demiş. Seneye ferahlama başlar. Bu mümkün. İktidara CHP'nin gelmesiyle, Millet İttifakı'nın gelmesiyle mümkün. Hani diyor ya 3600 ek göstergeyi gelecek sene sonunda vereceğiz. E biz vereceğiz. Seçim yapıldıktan sonra cesaretin varsa 3 ay sonra yap, 3 ay sonra verelim. Seneye ferahlamaya başlarız dediği iktidarın el değiştirme imkanı. Yok. Siz seneye iktidarda kalmaya devam ederseniz vallahi Colin ferahlıyor. Cengiz ferahlıyor. Limak ferahlıyor. Makyol ferahlıyor. Kalyon ferahlıyor. Rönesans ferahlıyor. Ama millet darlanıyor, nefessiz kalıyor. Bu ferahlama dediğin senin TÜGVA'nın torpillilerinde, TÜRGEV'in yandaşlarında var. Ama Türkiye'nin genelinde artık bir ekonomik buhran, nefes alamama hali ve bunun altında ezilen milyonlar var. O yüzden seneye ferahlama seçimle mümkün. Bu politikalar sürerse beşli çeteyi, TÜRGEV'i, TÜGVA'yı, sarayın torpillilerini ferahlatırız. Onun dışında kimsenin herhangi bir imkanı yoktur. Ayrıca bakın bir karne, bütün dünyayla birlikte aldığımız bir karne. 2021 yılında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri. TL %40, bizden sonra en çok kaybeden Arjantin pesosu %19, yarımız kadar. Üçüncü Şili pesosu %14, dördüncü Japon yeni %10. Bakın, en çok değer kaybeden dördüncü %10'ken onun 4 katı %40 değer kaybetmiş TL. Böyle yönetiyorlar ekonomiyi. Bugün diyor ya, dünyada herkes perişanken biz de biraz etkilendik. Ne perişanı ya? Mesela Pakistan %8 kaybetmiş, biz %40. Pakistan ha. %8, %40. Bunun altında ilk onun dışındakiler zaten %7'nin altında kaybetmişler. Hiç kaybetmeyenler dünya kadar ama Türkiye %40. Bu senenin başında 100 liram vardı. Dolar aldıysan yine 100 liraya bozdurursun bugün. Yok. Bunlar iyi yönetecek diye güvenip parayı TL'de tutan ki öyle söylüyordu. Bugün cebinde 60 lira var. 40 lirası çalındı gitti. 40 lirası çalındı gitti. İşte durum bundan ibaret. Bunun dışında dünya ölçeğinde alınan en kötü ekonomi yönetim karnesi. Rezalet, berbat durumdayız. Biraz önceki konuşmada CHP Recep Tayyip Erdoğan grup konuşması, CHP tezkeredeki tutumu ile Türkiye'yi hedef almıştır. Tezkeredeki tutum değişikliği sınırlarımız dışından verilen talimatla olmuştur diye devam ediyor. Ya tezkereye biz ne demişiz? Hayır. Bu neymiş? Türkiye'yi hedef almak. Ya biz muhalefetteyiz de. Bu AK Parti hiç muhalefette olmadı mı? Oldu. Kurulduğu günden 13 ay boyunca muhalefet partisiydi. Tam bir yıl geçirdiler mecliste. Her yıl biten tezkereler bitti. Ekim 2001'de Afganistan tezkeresi geldi. Hayır oyu verdiler. Türkiye'yi hedef mi almışlar o zaman? Aralık 2001 Kuzey Irak tezkeresi geldi.
Kuzey Irak. Hayır oy verdiler. Haziran 2002. O zaman Kuzey Irak tezkereye 6 aylık geliyor. Bunlar 1 yıllık getiriyor. Şimdi 2 yıl getirdiler. 6 aylık Kuzey Irak tezkeresi. 2002 Haziran bitti. Türkiye'yi hedef almaya devam etmiş AK Parti. Sınır ötesinden gelen talimatlarla hayır oy vermiş. İnsan da birazcık tutarlılık olur. Birazcık bu lafı söylemeden önce düşünmek, taşınmak, utanmak olur. Siz tezkerelere hem de o zamanki dilleri şöyle, savaş tezkerelerine hayır. Bugün tezkereye hayır diyene vatan haini. O zaman sen daniskasısın vatan haininin. Kendi verdiğin kararla AK Parti'ye Kuzey Irak tezkeresine hayır oyu verdirtirken. Nasıl söylüyorsunuz bunu? Meydanı boş bulmuşlar, atıyorlar gitsin. CHP zararlı oyunlar oynuyormuş. Eğer kazanırsa Türkiye'nin sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecekmiş. Ne zararlı oyun oynuyormuşuz biz? Muhalefet etmekten başka. Bu yanlışa yanlış demekten, hırsıza hırsız demekten, talana talan demekten, yolsuzluğa itiraz etmekten başka. 280 dolara işçi çalıştırıyorsun. Buna itiraz etmekten başka ne yapmışız biz? Çin'den düşük fiyata işçi çalıştırıyor. Çin'de ev kirası bedava, yol parası bedava. 3 öğün işçinin yemeği fabrikada bedava. Yakacak bedava, elektrik bedava. Çin'den düşük asgari ücretle bunların hepsi emekçinin sırtında. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bir umut siyaseti yapıyor. Aynı yerel seçimler gibi. Biz Mart'ın sonundaki baharın peşindeyiz. Bunlar İstanbul'u, Ankara'yı bunlar alırsa beka sorunu çıkar, Türkiye çöker diyenler bunlar. Ne beka sorunu çıktı, ne Türkiye çöktü. Ama o gün dediklerinin hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. İspark'ı PKK'ya verecekti Ekrem İmamoğlu kazansa. Böyle söylüyordu Süleyman Soylu. Bugün akşamüstü İspark'tan arabalarınızı alırken o İspark'ta çalışan canım her siyasi görüşten gencecik insanların yüzüne bakınca Süleyman Soylu ve AK Parti'nin ne kadar kötüleşebileceğini görün. Bütün İstanbullular. Ankara'daki elektrik, Ankara'daki su faturalarını büyükşehir adına DHKPC militanları dağıtacaktı. Kapınızı çalan her Ankara büyükşehir personelinin o güzel yüzünü gördüğünüzde bunların çirkin yüzünü okuyun Ankaralılar. İşte korku siyaseti, işte umut siyaseti. Bir de çıkmış bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetine dünya lafı söylüyor. Terörle mücadele için senin tezkereye mi ihtiyacın var? Birleşmiş Milletler'in şartı madde 51, sıcak takip hakkı ve meşru müdafaa hakkı. 2002-2007 arası tezkere çıkarmadın. Hayır diyordun ya, utandın tezkere istemeye. Ama sınır ötesi operasyon oldu. Soranlara da Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesini okuyordun. Bugün gelmiş tezkere üzerinden yalan siyaseti. Ve sen önce Kemal Bey'e söylüyor. Benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik iste. Birincisi, bu dili düzeltin. Bu dili, örneğin Özlem Zengin çıksın ve desin ki Sayın Genel Başkanım, bu dil sorunlu. Kızlarımdan, bacılarımdan dememek lazım. Hiçbir Türkiye'deki vatandaşın siyasiler tarafından aidiyet ekiyle anılması doğru değil. Asla kadınlarımız, kızlarımız demiyoruz. Kadınlar diyoruz. Onları birinin malıymış gibi söyleyen aidiyet tümcelerinden kadın örgütleri ve tüm kadınlar rahatsız oluyor deyin. Önce bu yanlış dili düzeltin. Yok öyle kadınlarımız, kızlarımız. Onlar kendi ailelerinin gençleri, çocukları. Onun dışında da öyle bir aidiyet, maidiyet yok. Evli dahi olsak hiçbir erkek eşine böyle bir aidiyet cümlesi kurmayı hak etmez. Devam. Bu yanlış ve bütün kadın örgütlerinin ve bütün kadınların nefret ettiği cümleyi bir kenara ayıralım. Devamında gel de gör bakalım.
Kemal Kılıçdaroğlu başörtülü bacılardan, başörtülü gençlerle nasıl helalleşiyor? Koşuyorlar, geliyorlar. Sizi beğeniyoruz diyorlar. Destekliyoruz diyorlar. Kimi selfie çektiriyor, kimi hatıra fotoğrafını bizden istiyor. Türkiye'deki bütün başörtülüleri, kendi doğal seçmeni, arka bahçesi, baş tekçisi gören bu şizofrenik halden kurtulsun artık AK Partili siyasetçiler. Yok öyle bir şey. Bu karşınızda duran Özgür Özel, üniversitede başörtüsüne karşı eylem yapanların yanında duruyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına öyle bagaj yüklemek de kolay değil. Ancak kimin kalbi kırılmış, gönlü kırılmışsa en samimi duygularla helalleşmek de boynumuzun borcudur. Demediğimiz lafı bize mal edildi. Bu mahalle siyaseti yüzünden Recep Tayyip Erdoğan'ın farklılığı bul, kendinden olmadığını ittir, uzaklaştır, kutuplaştır, şeytanlaştır, kendi arkanı kalabalıklaştır. Adam köşe yazıyor, bidon kafa diyor, CHP'ye yüklüyor. Göbeğini kaşıyan adam CHP'ye yüklüyor. Bir CHP'li siyasetçinin ağzından çıkmadığı halde. Ama kendini kırgın küstü hisseden herkes de helalleşiyoruz, kucaklaşıyoruz. Bu da size dert olsun Recep Tayyip Erdoğan. Bunun dışında sürede kalmadı. Bir sonraki toplantı var herhalde. İptal de olmadı. O yüzden varlık fonu ile ilgili korkunç durumu yarına bırakalım veya genel kurul aşamasına bırakalım bugün. Onun dışında sizin soracağınız soru varsa kısaca cevaplayayım. Bir sonraki basın toplantısının saati gelmiş. Hele... Birincisi şöyle ifade etmem lazım. Bir helalleşmenin zamanının gelip gelmediğini kişiler, partiler değil, zamanın ta kendisi getirir. 20. yüzyılın en önemli insan hakları savunucularından Martin Luther'in Lincoln Anıtı'nın önünde 1963'te bir hayalim var diye başladığı cümlesi kendisinin, çevresinin, muhalifinin, destekçisinin rızası değil, zamanın rızası, zamanın ruhu, zamanın gereğiyle yapılmış tarihi bir konuşmadır. O konuşmayı erken bulanları dinleseydi, eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatlarının kardeşlik sofrasında oturmalarını sağlayamayacaktık. Bunu erken ya da geç bulanlara, lüzumlu ya da yüzümsüz bulanlara, zamanın ruhuna direnseydi eğer Martin Luther, günün gelip dört küçük çocuğum derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar demesinin bir manası olmayacaktı ve halen siyahiler beyazlarla aynı hakta olmayacaklardı. Ve burada parti içinden veya parti içinden demeyelim, geçmişte birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlardan yapılan eleştirilerin tamamının son derece rahatlıkla şu cevapla tatmin olduğunu da görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti gibi bir süper norm yaratmak peşinde değil. AK Parti bir süper norm yarattı. Normlar hiyerarşisi var Türkiye'de. Anayasa, yasalar, ikincil, üçüncül mevzuat. AK Parti ile destekçisi MHP bir hukuk devletine de asla olmayacak şekilde bir süper norm yaratarak 17-25 Aralık'tan önce ne yapıldıysa makbul, 17-25'ten sonra insanlar Türk Ceza Kanunu'ndan mesuldürler dedi. Var mı böyle bir süper norm? Biz helalleşme meselesiyle ne anayasa, ne yasa, ne Türk Ceza Kanunu. Kim ne suç işlediyse hesabını verecek. Kimin yolsuzluğu varsa, kimin haksızlığı varsa, hangi norma göre kusurluysa bunun hesabı verilecek. Bizimki
Anadolu'nun gündelik yaşantısında son derece kıymetli yeri olan, kendini kötü hissettirdiğini düşündüğün biri varsa ondan helalliği sorma ve helallik alma gibi bir insani durumdur. Türkiye'nin siyasetinin, bu kutuplaşmış ortamın buna çok ihtiyacı olduğu açıktır. Bir yanda herkese, kendinden olmayan herkese düşman hukuku uygulayan Adalet ve Kalkınma Partisi ve destekçisi MHP, bir yanda bu düşman hukukuna karşı kutuplaşmaya karşı kucaklaşmayı, şeytanlaştırmaya karşı kardeşleştirmeyi savunan bir gelecek, müstakbel iktidar anlayışının tarifidir. Helalleşeceklerimizin kapsamını genel başkanımız dün netleştirmiştir. Soma'daki madenciden Roboski'deki mağdurlara kadar genel başkanımızın ifade ettiği, AK Parti döneminde, daha önceki diğer siyasi partilerin döneminde, MHP'nin döneminde ve varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin döneminde helallik alınması gereken kim varsa onlardan helalliği almak Sayın Genel Başkan'a ve ittifak ortaklarımıza nasip olacaktır. Meselenin kapsamı bundan ibarettir. Bunun dışında bir yaklaşımımız yoktur. Kimse bunu asla ve asla bir hukukun üstünde norm yaratmak olarak değerlendirmesin. Evet. Bugün yarın görüşeceğiz. Kanunlaşırken çıkacak. Ama detay konusunda müzakere etmemiz gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi işte 6 aya kadar olanları affedelim, 6 aydan çok olanlar gelsin, 6 ayı tamamlasın gibi bir yaklaşım var. Bunun zaten yanlış bir düzenleme yapmışlardı. Cezaevinde bir yıldan az kalanlar dışarı çıkıyordu. Onları Covid iznine yollamayıp açık cezaevlerinde tuttular. Orası full. O yüzden ciddi bir sıkıntı olabilir geriye dönmeleri. Biz izni süresinin bir kez daha uzatılmasını savunuyoruz. Uyarı geliyor. Nasıl çıkacak? Yani bu kadar biri ak biri kara diyorken nasıl çıkacak? Tayyip Erdoğan adamları dönüp de Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a pranga taktı, kumpas kurdu diyorken nasıl çıkacak? 50+1'deki karar için burada 400 kişi lazım. Çünkü referandumsuz anayasa değişikliğine 400, referandumlu 360 lazım. Biz yokuz kardeşim. Biz tek adamlarla, diktatörlerle oturup anayasa müzakeresi yapmıyoruz. Bizi denklemden düşün. Ondan sonra da kendi derdinize yanın. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.